Herkese merhaba ben Koray ve bugün yine yeniden çıldıracağımız, öfkeden patlayacağımız, bize niye çıkmıyor lan bunlar diyeceğimiz bir videoyla daha beraberiz arkadaşlar. Videoya daha fazlası için like atmayı unutmayın ve yeni iseniz de kanala abone olup bildirimleri açmayı unutmayın arkadaşlar. Bugün sizlerin hem kadrolarını yorumlayacağım hem de videonun en can alıcı kısmı paketlerinizi yorumlayacağım arkadaşlar. Bakalım son zamanlarda ve tüm zamanlarda... Neler çıkartmışsınız? Bunları siz bana Facebook grubumuz üzerinden gönderiyorsunuz. Ve Facebook grubunu sadece paketle ve karro yorumlama videolarının açıklama kısmına koyuyorum. O yüzden şu anda açıklama kısmından bulabilirsiniz Facebook grubumuzu. Her neyse arkadaşlar o zaman hemen karolarınızı, paketlerinizi yorumlamaya başlayalım. İlk paketimiz Umut Hakvar'ın paketi. Bakalım neler çıkmış. 30 botun puanı bu arada arkadaşlar hastayım falan sanıyorsunuz. Yeni uyandığımda video çektiğim zaman gözlerim bu şekilde oluyor. Sesim de biraz bu şekilde oluyor. Bu yüzden kusura bakmayın. Her neyse. 30 potun puan ama hangisinden çıkarmış? Bunu yorum bunu yazması lazım abi açıklamaya ki biz şaşıralım. Belki adam sonuncudan çıkardı. Hani şaşırılacak bir durum değil. Umut Hak var. Bir de 94 yani 120 kimyalık güzel bir takım var. Bu takıma göre çıkardı oyuncu gerçekten güzel. Ve herhalde ilk paketten de hangi olanı çıkarmış. Çünkü başka Team of the Week kavrosuna koymamış. Gerçekten kardeşim o zaman helal olsun. Güzel beğendim. Bertan Kama VanDyke az kalmış güzel abi. Biriktir. Hızlı şekilde siz benim gibi yavaş yapmayın. Siz daha çok hızlandırın. Team of the Season etkinliğini oynayın arkadaşlar. FIFA Mobil'in yaptığı hatayla ilgili Ne oluyor abi? Bu ne abi? 116 yan kadro mu olur? Abi yok artık. Cidden yok artık. Ne diyeceğimi bilemiyorum şu anda. Helal olsun. Gerçekten tebrik ediyorum kardeşim. 116 gen kadro. Hani ben pakete şaşıracağız diye açtım videoyu ama şey, kadroyu kadroya şaşırdık. İlginç. Yukarıdaki kadroyu ve ismini de söyleyelim en azından. Emirhan Gültekin 103 genlik kadrosu var. Gerçekten çok güzel arkadaşlar. Hemen şöyle aşağı inelim. Muhammed Emre Türkmen e, 105 gen 120 kimyalı güzel bir kadrosunu göndermiş. Arkadaşlar daha çok paketlere tepki veriyoruz biliyorsunuz bu videolarda ama kartlarınızı göstermeye çalışıyorum. Kadir Kafkef 89 kan Emrecan Team of the Season topluluk paketinden çıkarmış. Gerçekten güzel abicim. Fiyatı da birazcık da olsa var. Muhammed Emre Türkmen bir de 105 gen 120 kimyalı kartı atmış. Güzel. Evet, sonunda açıklamalı bir e, yorum gördük. Hikmet katkıcılar her türlü öneriyi açayım. Bir de VIP'den 7000 cevher gelecek. Hangi paketi açayım demiş. VIP'den gelen cevherlerle ya Şampiyonlar Ligi paketi aç ya da Team of the Season paketi aç eğer beklemek istemiyorsan da Team of the Season paketi açmak daha mantıklı. Özellikle ne kadar La Liga kardosu kuruyorsun mesela. La Liga'dan açabilirsin gerçekten güzel olur senin için. Ve 25 milyon coins'ini de en iyi şekilde değerlendir. Boostların çok düşük kalmış. Bence o 25 milyon coins'i birazcık elinde tut. Çünkü önemli bir oyuncu alırsın veya boostlarını yükseltirsin. Ki boostlarını yükseltmek gerçekten önemli bir durum. Yani yükseltirsen senin için de iyi olur. Hemen bir sonraki kardoya geçelim. Öneri var mı reis kadroya demiş. Şimdi kadroya öneri var mı? 99 yani 120 kimya. Acar ve Alderweireld, Duffy, Gnabry, Lampard, Nainggolan, Zelenski, Hazard, Crespo, Douglas Costa ve Viviano. Yani kadroya öneri olarak abi biraz daha fazla oyunu oyunu. Çünkü boostların falan gerçekten çok düşük. Mesela Gnabry'nin boostu 3. Kullanma onun boostunu. Farklı bir oyuncu al farklı bir boost kullanmanı öneriyorum. Gerçekten şeyin de var coins'in de var yani. Oraya daha güzel bir oyuncu alabilirsin. Kimya zaten çok bozulmaz. Kadronda 2 tane ikon var bunlara dikkat edersen senin için daha iyi olur. Boost'u düşük olan oyuncuları çok kullanma. Ayrıca Nainggolan'ın boost'u düşük olmasa da kadrona göre yani düşük değil. Ama pozisyonda oynamıyor. O da pozisyonda oynarsa senin için daha iyi olur kardeşim. Hemen. Abi benim değil öylesine attım demiş. O zaman <laughs> geçelim. Arda Bacaksız öneri Agüero yerine Kane aldım. Bütçe 26 milyon euro demiş. Ee, öneri Agüero yerine Kane aldım. Buraya ne gibi öneri yapılabilir? Kante'yi kesinlikle kullanmaya devam ediyorsun. Kante'yi değiştirme benim en sevdiğim adam. Eee o sağ stoper var ya 84'lük. Onun yerine şu anda oyunda 90'ın üzerinde olan oyuncuları almaya çalış ya da genç olup güzel olan oyuncuları alabilirsin. Senin için işine gelir. O kim olduğunu tamamlamadım sağdaki stoper ama sen anladın onu. Onu değiştirirsen senin için güzel olur. Ar bu arada PES kadrosu yorumluyoruz. Bu nedir abi ya? Arda Bacaksız 92 yani aldır. çıkarmış. Helal olsun gerçekten çok güzel. Yunus Emre, Abdurrezak Abi defansa team of the season Van Dijk gelecek. 100 olacak. Sağ kanat Tots Salah gelebilir öneri demiş. Sağ kanat Tots Salah ee, güzel olur. Aslında ama ben çok da memnunum. Gerçi Tots Salah iyi. Ben team of the yerinden böyle aşırı derecede memnunum diyemem. Ama Bale iyidir. Daha iyidir bence. Yani Tots e, team of the year Salah'a göre. Hani aynı tarz kartına göre. E, defansa Tots Van Dijk gelecek. O süper olur. Genel olarak hepsi güzel olur ama Team of the Season Salah'ı alabilirsin ama dediğim gibi Team of the Year'ı zaten alacağım dememişsin. Ben yine de alma diyeyim sana. Genel olarak güzel bir kadron var kardeşim ama boostların senin de düşük kalmış. Ee, gerçi takım reytinginde çok yüksek değil. Onları da yükseltirsen neredeyse bana bile yetişeceksin. Sana güveniyorum. Hadi Yunus Emre, Abdur Rezak, sen bunu başarırsın. Arda Bacaksız bir daha paket açmış. Atmış. Mehmet Eray Kubat Yüzgen 120 kimyalık güzel bir takım göndermiş. Öneri falan da istememiş. Sağ tarafa full öneri demiş. Ee, ama bir saniye abi o zaman bir sağ tarafa full bir öneri bakalım abi. Obama Yang'ı ben çok seviyorum ben Obama arkadaşlar. O yüzden Obama değiştirmeyi değiştirmeni istemiyorum. Ricardo Pereira'yı da yükseltebilirsin yani. Çok fazla sabek geliyor oyunu etkinliklerden. Yani gerçekten çok güzel sabekler geliyor. Ben de Carvajal var diye alamıyorum. Hatta Carvajal da de değil. Şu an kim var bende? Ee, Zanetti var Prime Ikon. O var diye alamıyorum. Hani siz her şeyi alabilirsiniz arkadaşlar. Sağ tarafa full öneri demiş ama bence hani sağ tarafın güzel. Ben videonu da seviyorum. Çünkü sağ tarafa öneri veremeyeceğim. Kusura bakma bence de değiştirme yani yükseltmene bak. Eğer farklıysa da ona da bir şey diyemeyeceğim. Marcelo Onur. Kardeşim Marcelo bana Marcelo çıkaracaksın. Lacazette'i çıkardığını atmayacaksın. Lacazette'i ben iki kez çıkardım. İkisi de videosu var. Girip kanaldan bulabilirsiniz bu arada. Evet. Sağ kanat Sterling Tots gelecek. Efsane boostlu önerilerini bekliyorum demiş. Şimdi efsane boostlu oyuncular aklıma benim gelmiyor desem nasıl olur kardeşim? Şimdi sağ kanat Sterling Tots gelirse zaten Karun'da şu an Gullit efsane boostlu değil. O yüzden Gullit'i değiştirebilirsin yani Gullit'i değiştirmen gerekiyor. Roberto Carlos efsane bu o kalsın zaten onu elleme. Yani genel olarak kadron güzel kardeşim. Ee, Sakınada da Sterling Tots gelince muazzam olacaksın. Gullit'i ama değiştirme çünkü Gullit ikon bir oyuncu ve gerçekten çok iyi bir oyuncu. Birazcık da yani ben de o şekilde yapıyorum. Gullit'i değiştirmeden efsane ve normal buz karışık. Sadece Gullit aynı olacak. Ee, ve belki Nesta'da kalabilir. Çok karışık benim boostlerim ya sana da öneri veremiyorum çünkü kendim bile düzeltemedim ama güzel bir kardon var kardeşim. Özkan Yılmaz mane çıkarmış. Oha 95 mane yuh. Özkan Yılmaz bir de ne çıkarmış abi. En şanslı takipçimiz bu videonun da herhalde bu olacak. Ama daha çok güzel şeyler gelecek. Arkadaşlar bundan sonra sadece paketleri yorumlamaya devam edeceğim. karoları çok yorumladım. Videoya selam göndermiş Mert Emre Güneş. Aleyküm selam kardeşim. Kardonu yorumlamayı yorumlayamadığım için kusura bakma. Bir de paket göndermiş. Oba Meyang. Gerçekten güzel. Bravo. Ben çıkartamadım. Ben Lacazette çıkardım ilk kere. Team of the Season salak gelecek turnuvadan Hazard aldım. 4-3-3 geçeceğim öneri demiş. Maalesef öneri veremeyeceğim ama sana da selamlar kardeşim. Emre Orakçı kompani çıkarmış. Arkadaşlar hızlı hızlı geçiyoruz. Önemli bir paket görürsem duracağım. Ama siz herkesi şu anda görüyorsunuz zaten. Emirkan Yekbaş kompani çıkarmış o da. Ama arkadaşlar kompaniyi çıkarmış ama hangisinden neyden çıkarmış falan bunları yazması gerekiyor. Mesela kompani belki son açtığından çıkmış. 10 oyuncuyu birden çıkarmış sonra kompani için açmış. Zaten garanti çıkıyorsa bir anlamı yok. Ama eğer benim gibi açıp da kompaniyi ben çıkartamadım ama çıkartabildiyse ona helal olsun diyorum. Hemen devam ediyoruz. Royat Yalav 750'likten Mahrez çıkarmış. Alperen Karabinaoğlu geçen seneki paketin takımını atmış. Aşağı iniyoruz. evet 750'den işte kompani gelmiş. Yok artık abi ya. Ya ciddi misin abi? Bak bana da şu gelse şu an. Bütün 90 üstü oyuncuların hepsini çıkarmış olurdum. Ve benim için her şey çok güzel olurdu. Dünkü bir önceki videomuzda. Dün yayın açtım biliyorsunuz arkadaşlar. Bir önceki cuma günü yayınlanan videoda. Bir tane bütün oyuncuları bütün 90'lıkları çıkardım diye bir videom var arkadaşlar. Ne yaptım lan ben başta altında ona da bakabilirsiniz. Hızlıca inmeye devam ediyoruz arkadaşlar. Videoya selam veren herkes buradan aleyküm selam diyoruz. Bütçe belli öneri reis. Bütçe yazıyor zaten demiş. Öneri istemiş. Yani Ramazan Tarhan kardeşim sana da şu anda çok öneri veremeyeceğim. Etkinlikleri oyna. Nakata'yı kesinlikle değiştir. Onun boostı hiç olmamış. Nangolan'ı da kesinlikle değiştir. Yerine Kante, Pogba gibi oyuncuları alabilirsin ama Pogba'nın da galiba efsane boostu yok. Her neyse hemen devam edelim. Evet devam ediyoruz arkadaşlar. Lacazette falan görüyoruz. Bakalım Mane var. Ali Saklar gerçekten tebrikler. Abi farklı oyuncular çıkartabilen yok mu ya bugün? Mane çok var. Vay çıkmış. Günlük girişten elit çıkarmış. Abi böyle bir şey yok. Gerçekten yok. Tek atmak kolay değil abi demiş. Abi bak tek atmış. Gördünüz mü? Onu yazmış mesela. Helal olsun. 110 gen bir takım görüyoruz. 111 gen bir takım görüyoruz. Karoların hepsi 110 günü geçmiş. Bu ne abi? Gerçekten helal. Bu arada bir dakika. Aga be adam. Adam üzüldüm ben de. Abi üzüldüm gerçekten. Ustaların hiçbirini çıkartamamış. Neredeyse hepsini açmış ustalar. açam. Ustayı açamamış. Ona üzüldüm şu anda. Devam ediyoruz. Eder son gelmiş. Yok artık abi. Harbiden mi? Oha. abi çüş ya. Çüş bu arada çüş birazcık ağır oldu ama. Adam buggy çıkarmış buraya atmış. Neyse devam devam devam. Hemen devam 107 gen 105 gen. Arkadaşlar gördüğünüz gibi bütün karo'ları göstermeye çalıştım ama hepsini gösteremedim. Paketleri de gösteririm. Hepsini bütün atanlar görünsün istiyorum. Atanlar ayıp olmasın diye ama yani çok geç atmışsınız. Sizde yani dün attım bugün atanları şu anda gösteriyorum hatta. Yani dün attığım gönderileri falan atıyorum şu an sizlere. Oo abi duygulananlar. Duygulananlar şu anda bir ağlayabilir mi evinde ya? Şu an bir gözleri dolabilir mi ya lütfen? Gerçekten o günlük girişten öyle iki tane yan yana Lig'den oyuncu çıkarmış. Zardeş Mustafa Ak. Zardeş çıkarmış. Mustafa Ak eski paketlerini atıyor. Gerçekten güzel. Samuk o Kimi? Muazzam paketler var kardeşim. Bu arada tebrik ediyorum seni. Gerçekten harika. 160 gen kadromu. Yuh. Mustafa Ak geçen sene damganı vurmuşsun kardeşim. Bu bunun kendi açtığı paket mi acaba bilmiyorum ama böyle bir paket atmış. Mustafa Ak normalde futbol maçı söz konusu Sabri Reis Sabri'te mi hakime kırmızı kart göstermiş? Vay be ilginç. Deheya, Marco Asensio. Haydi bakalım inelim. Pogba, Son. Evet arkadaşlar burada paketlerin ve kadroların e, sonuna geldik ama gerçekten çok ilginç bir durum var. Bugün kadrolar damgasını vurdu. Yani 115gen bir kadro gördüm videonun başında. Gerçekten aşırı derecede şaşırdım. O neydi ya öyle? Gerçekten harbiden de o neydi ya öyle? Çok ilginç bir durumdu arkadaşlar. Dediğim gibi burada da videomuzun sonuna geldik. O zaman videoya like atmayı ve yeni de abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Hoşçakalın. Sizleri gerçekten çok seviyorum. Bunu da zaman unutmayın. Ve şuradan abone olabilirsiniz. Etrafta videolar da var. Onlara da tıklayabilirsiniz. İsterseniz tıklamaya da bilirsiniz. Hoşçakalın. Sizleri gerçekten çok seviyorum. Tekrardan söylüyorum ve bye bye.